Field Techno'dan hepinize merhabalar. Ben Furkan Aydın. Ben Furkan Orhan. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin S1 Pro modeli saatiyle beraberiz. Onu Hemen da devam incelemeye geçelim istersen. Furkan Orhan, bugün bir spor yaptın. Maalesef koşudan geliyorum. Saatle beraber Saatle beraber dolaştın. Nasıldı? Şimdi ben yanımda Mi Band 5 de vardı aslında. Mi Band 5 ile aynı anda koştuk. Onun şu anda zaten fotoğraflarını, videolarını da görüyorsunuzdur ekranda. Mi Band 5 ile aynı Mi Band 5'i Mi Band 5 ile bu cihazı aynı anda başlattım. Aynı anda aynı sporu yaptım ve aynı anda bitirdim. Fark var mıydı? Baya fark vardı ya. Yani ben akıllı cihaz kullanmıyormuşum. S1 Pro. S1 Pro baya akıllı. Allah Allah. Ne gibi farklar oluştu? Şöyle söyleyeyim. Birinde 5 Band kilometreyi geçmişken diğerinde 4'teydim daha. 5'te 4'teydi. Aynen daha 4 kilometreydim. Çünkü Band 5'te kendinden GPS yok. GPS'i telefondan alıyor. Telefon üzerinden mi? Bunda hem GPS var hem farklı konum algılama çözümleri var, teknolojileri var. O yüzden benim spor konusunda çok hoşuma gitti. Çok fazla da spor modu var. İlk tasarımla mı başlayalım? Tasarım. Şimdi bize gelen renkler kahverengi. Tabii siyah modeli yok Bir şu de anda. aynen siyah modeli var ama stokta yok. Stok yok. Aynen siyah modeli biraz daha spor siyah. Bu klasik kahverengi Evet, değil. bunda deri kayış geliyor. Aynen. Onda plastik kayışla beraber. Yine metal kasa, safir cam. Aynı kasa. Ama bu silver diye geçiyor. O siyah. Siyah da plastik. Silver'da da deri, el işçiliği deri. El Evet, kordonu işçiliği güzel bu arada, eğer klasik takılanlar için. çok güzel. Ben de beğendim. Tabii kordon 22 mm olduğu için standart kordonlardan. İsterseniz bunları metalle de değiştirebilirsiniz. Metal Aynen. kayış da yapabilirsiniz. Ya da farklı beğendiğiniz 22 milim bütün kayışları takabilirsiniz. Aynen. Aynen öyle evrensel olduğu için istediğin kayışı tak. Mesela benim gibi. Evet. Herhangi bir ürünü. Kordonunu tak, spor hale getir. Veya işte metal kayış tak, deri tak. Bu Daha da klasik de yapabilirsin, daha zevkine spor kalmış. yapabilirsin, istediğin gibi. Aynen öyle. Çözünürlük neydi bu cihazda? Şimdi ekran demişken 1.47 inç AMOLED bir ekran var. 480'e 480. Ekranın en sevdiğim yanı koruması. Safir cam. Değil mi? Safir cam. Şey hissettiriyor böyle duvara vursam büyük ihtimal duvar çizilir. Yenilik Şaka hissediyorum. Aynen. şakalarımız. Ben gerçekten şey hissiyat var bu arada. Hani ne bileyim araba kaportasına falan vur. Araba kaportasında bir şey olur. Bu saatte bir şey olmaz. Öyle bir hissiyat var. Kasa Sağlam. zaten çok sağlam duruyor. Ekran, evet, safir olması çizilmelere, kırılmalara dayanıklılığını zaten biliyoruz. O yüzden çok sorun yaşayacağımız bir şey olmayacaktır. Bu arada çok fazla dokunmamıza rağmen teknoloji olarak da parmak izi işte bırakmaz bir teknoloji var. Evet. Elioptik coating dedi. Nasıl okunuyor bu ya? Ne Ne bileyim ben. bileyim Yapmışlar işte okumayı kardeşim. ben. İşte öyle bir Ne teknoloji bileyim var. Parmak izi çok göstermiyor. Always on display ile de geliyor. Bende şu ben. an Ya şu an açık açık. mesela. Always on display. Tabii pil performansını biraz düşürecektir. Aynen açınca. Oraya da geleceğiz zaten. Şimdi başka bir şey dedik mi burada? Yok. Tasarıma geçtiğimizde de 46 milimetrelik bir tasarım var. 46, evet. Aslında benim bileğim ince. Sana çok yakıştı. Kalın bileklere. Kemiği iri İri olanlara. insanlara. Aynen. Çok Ama bence yakışıklı. herkes de çok güzel duracaktır. Yani çok şey durmuyor. Ne küçük ne büyükmüş gibi durmuyor yani. Yapısından dolayı da çok klasik saatlere çok benzediği için de hani Tabii. bilekte çok şey yapmıyor. Bir ekranda geçtik ama 600 nit parlaklık yeterli mi sence? 600 nit ya günlük rutin
Güneş altında nasıl sence? Ya güneş altında zayıf kalabilir bu devirde. Değil mi? Minnitler var. Bundan 200 sene önce olsa çok iyi derdim. Ama 600 nit biraz daha şeye kaldı artık. Yani giriş segment telefonlarda şu an 600 nit var ya. Tabii. Yani hani IPS panel, AMOLED ekransın, yani aynen 1000 biraz nitin da üstünde bir şey olmasını beklerdik. Xiaomi, duy bizi. bu arada S2 Pro diye bir cihaz da var. Evet. Hani onu da biliyoruz. Onda da 600 nit var. Evet. Yani Xiaomi parlaklık konusunda bence biraz atılım yapmaları lazım. Çünkü fason cihazlara bakıyorsun 1000 niti geçmişler. Orada öyle bir durum var. Şimdi ben buradan araya girmek istiyorum ama. Ama yani Xiaomi dediğin firma yazık yani kafalarına. Adamlar 3000 nit parlaklıkta bir akıllı saat çıkardılar. Şimdi burada söylüyoruz, burayı belki kesmek zorunda da kalabiliriz ama nasıl? Objektifiz abi, biz YouTube kanalı şu anda Kardeşim objektifiz. Biz bir şey Apple yapmıyoruz. getirsin, Watch 2 Ultra önüme koysun, Troy'da işe girme çabaları. inceleyeyim. Var mı? İspanyolca var mı? Neyse. Apple istiyor. Yokmuş. 600 nit günlük rutin olarak yeter ama güneş altında yetersiz kalır. Yetersiz. Aynen. Parlaklığın tamam bataryaya etkisi oluyor ama bazı durumlarda da hayat kurtardığı oluyor ya. Tabii parlaklık şeyi de etkileyecek. Pil performansını da etkileyecek. Aynen. 14 güne kadar pil performansı veren bir cihaz. Tabii Always On Display'i açtın, bir şey yaptın. Yine etkileyecek ama 600 nit büyük ihtimalle de bu pil ömrü için bunu bu şekilde yaptılar. Tasarıma geçelim. Tasarımda 46 mm bir şey var, kalınlık var. Klasik saat duruşuna göre çok iyi. Zaten saat ele şeye bileğe dolgun geliyor. Ya şu an bütün Ben markalar zaten neredeyse 46 milimlik bir yani saat üretiyor. 41-46 Arası arasında evet. yani geçiyor. Da işte bileğin kalınsa veya elin biraz daha uzunsa çok yakışıyor. 48 gram bir ağırlığımız var, 48,5 Tabii birazcık cihazda. o metal kasa falan hani eyvallah yani normal. Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip. Bu da gerçekten de güzel. Alt tarafta çelik değil, plastik bir gövde var. Nabız sensörünün, işte oksijen sensörünün olduğu kısım. Ama herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bir durumda. Yani burayı zaten artık şey olduğu için deriyle entegre olduğu için çok fazla temas ettiği için biraz da hani çelik koymamak daha mantıklı Tabii olmuş. tabii. Plastik iyi, ideal yani. Şimdi cihazda Android Wear yok. Evet. MIUI Watch denilen işletim sistemi var. Xiaomi'nin kendi işletim sistemi, Aynen. saat işletim sistemini kullanıyor. İçerisinde herhangi bir mağaza vesaire yok. Uygulama vesaire indiremiyoruz. Evet. İçinde gelenleri ancak Kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz. Aynen öyle. İçerisinde bir rehber var mıydı bunda? Rehber şöyle, Şu hızlı arama mı var? Favori favori kişiler. kişiler olarak ekleyebiliyoruz. Onun da belli bir limiti var işte. 15 kişi falan galiba. Arama kısmında da geriye dönük arayabiliyorsun ama arama yoksa arayamıyorsun mesela. Aramıyorsun. Kimseyi numara çevirme var mı diye bakıyorum da numara çevirme de yok mesela. Yok. Şey var. Mikrofonda gürültü engelleme var. Ortam, eğer çok gürültülü bir ortamdaysanız karşı tarafa sesinizi çok net bir şekilde aktaracaktır. Hoparlör kısmı da gayet yeterli. Tabii kalabalık bir gürültülü ortamda yaklaştırmanız gerekecek mutlaka. Ama gayet iyi durumda. Ya artık bir de hani ben mesela hani Mi Band da kullandım, akıllı saat de kullandım eskiden. Hani telefon görüşmesi yapılan akıllı saat de kullandım ama hiç telefon görüşmesi yapmadım. Ha evet. Yani çoğu zaman kullanmıyorsun. Yani kulaklığın yanında değildir. Telefonunu hemen o an çıkar. Şarjdadır, bir şeyle uğraşıyorsundur. Aynen. Hemen oradan böyle bir hızlı konuşma. O okey. Ona okey. Ama mesela kulaklığın falan yanındaysa kulaklığı tercih edersin ilk. Tabii. Şey var mı? Kulaklık kulağında çağrı geldi. Buradan açtım. Kulaklıktan mı, buradan mı konuşuyorum? Buradan açtıysan buradan konuşuyorsun. Yoksa telefondan yönlendiriyorsun. Hmm. Yok. Evet. İşte ekosistem olarak birbiriyle entegre çalışmıyor. Evet. Öyle bir durum var. Onu yapan firmalar var da biz şimdi firma ismi vermeyelim. Tabii canım, yani ben şimdi reklam etmem. Onun dışında Bütün markalarla kullanabiliyorsunuz bu arada. Ya aynen bütün yani yani Android olsun, Apple olsun, fa işletim sistemi fark etmez. aynen Android, iOS fark etmeden uygulaması var. Uygulamasını kuruyorsun. Ayarlarını yapıyorsun. Ayarlarını yaptıktan sonra kullanmaya devam. Tasarımdan dolayı 5 atmosfer basınca kadar dayanıklı suya. Dayanıklı. Aynen. Yani suya daldırdın, girdin, duş aldın falan kolay kolay bir şey olmuyor. Ama burada ayrıntı vereyim ben. Sen de biliyorsun.
suya dayanıklı ama saati gittim yanlışlıkla bir yere vurdum. Ha, bir yerden bir açıklık oluştu. Ha, ufak bir çatlak oluştu ama sen farkında değilsin. Ha, bu şeyden hani ekran safir dedik eyvallah. Ama olabilir. Yani, buradan bir açıklık alabilir. Alt tarafta plastik kısım açıklık alabilir. Zaten mikrofon hoparlör olan bir cihaz. Suya değdiği zaman eğer bir açıklık varsa mutlaka sıvı teması maruz kalabilir. İşte birkaç defa da yaşadık ya. Hani evet. Cihaz su geçirmiyor. Evet, bunu garanti ediyor ama cihaz darbe aldıysa ve o darbeye bağlı çatlak oluştuysa su sızıp garanti devre dışı kalabiliyor. Evet. İşte orada dikkat etmek gerekiyor bu tarz konulara. Bu sadece bu cihaz için değil, bütün suya dayanıklı denilen cihazlar için geçerli. Sadece hani bunda böyle bir özellik var diye bir şey yok. Aynen öyle. Başka marka saatiniz vardır, başka bilekliğiniz vardır. Onlarda da böyle. Bu da ince bir detay. Tabii. Yani. Bunlar önemli. Şimdi cihaz, tabii uygulaması var. Kuruyoruz. Eyvallah, ayar falan yapıyoruz ama cihaz üçüncü parti uygulamalara destek veriyor. İşte Apple'ın kendi uygulaması. Alexa. Aynen. Strava diye bir uygulama var, bilirsin. Bisiklet kullanıcılar çok ha, şey evet, yapıyor. Evet. Ona da entegre olabiliyor. Uygulama bu sayede tabii verilerinizi eşleştirip hani ekstra bir saat almadan, yani 30-40 bin liralık saatlere gitmeden bu saatte işinizi görebiliyorsunuz. Tabii burada spor aktivite 100'den fazla olduğu için dediğim gibi bisiklet sürüyorsunuzdur. Onu aktifleştirin. Strava ile de destekleyebiliyor. Aynen öyle. Üzerinde birden fazla sensörler var. Arkasında. Hayvan gibi verimizi topluyor bizim. Ateş ölçer mi varmış? O verileri toplarken de işte zaten en çok kullandığımız nabız aslında. Kandaki oksijen, stres takibi. Aynen. Bunlar artık standart hale geldi. Benim gördüğüm ekstralar ateş ölçer. Ateş ölçer, evet. Benim çok dikkatimi çekti yani. Hani sağda solda ateşim yükseldi demektense açıp bakacağım abi. Baksana bir ateşim yükseldi demene gerek kalmadı. Saatten aynen. Bak. Yani tabii karşı cins varsa yine ölçtürürüm. Işığa gitti. Işık, bir şey, kamera kayıtladı mı hala? Kamera dur, sıkıntı yok. Tamam. Görüyor musun oradan? Peki bir şey soracağım. Ha, uzatacak mıyız daha diyeyim? Burada ateş ölçer var. Çok uzattınız, o ayrı bir olay da. İşte ateş ölçmek için nereye, ya koltuk altı, ya alnımız değil mi? Hı. Cihazı alnımıza mı koymak gerekiyor? Bunu çıkarıyorsun kardeşim. Kardeşim bak. Alnına yapıştır, yapıştır fırka. Gel kardeşim. Bak. Böyle tutuyorsun kardeşim. Getir ateşimi aktif ölç, ediyorum. Ölç. Nasıl? Ne, hangi tuş? Ne bileyim. Ben de bulacağım işte. Bak, şu orada ateş var bir tane. Ha, bu kaloriymiş. Dur. Nabız. Canlı ölçelim. Düşük nabız. Daha fazla bilgi edin. Hayır abi, nerede bunun? Şu mu lan? Sıcaklık. Aa. Yap bakayım. Dur, bekle bir dakika. Ne yazıyor? Ölçümünü 10 dakika takın. 10 dakika mı? Ölçümden önce saate en az 10 dakika takın diyor. Tamam dedik. Ölç. Ha, bir dakika. Saat takılı değil mi şu an? Onu mu alıyor? 32 saniye. Ha, başlattıktan sonra ölçtedikten sonra süre tutmaya başlıyor. Kaç saniye tutuyor? Şu an 30. saniye ve durdu 33'te. Cilt sıcaklığı ölç 10 dakika. Şu an takılı olup takılı olmadığını fark ediyor cihaz sanırım. Bir sağ koluna takar mısın? Ya koluma mı takacağım? Bir tak bakalım. Alnımda iyiydi ya. Onu aldırdı galiba. Saatin çıkarıldığını aldırdı sanırım. Bak şimdi şöyle yap. Tamam. 33 saniye dedi ama kaldı hala. Evet. Çıkarmamak. Sen de takıl aslında bir. Sen de benimki mesela kurul değil. He. Neyse. Öyle ölçüyormuşuz. Ölçülüyormuş. 100'den fazla spor modu var cihazda. Bu arada ben cihazı kullandığım için de söyleyeyim. Bak, aktivitelerime gireyim. Açık. Burada şeyi görebiliyor muyum? Dur. Aktivitelerimi. Tabii şey. Geçmiş olması lazım. Heh. 17 dakika, 23 dakika. Ama yok, bu şeymiş. Dur. Yanlış oldu. Sen geçmişini mi görmek istiyorsun? Aynen. Senin geçmişin. Dur yanlışlıkla başladım. Bir dakika baba. Şu 6.73 kilometre. Bak. Aa, şeyi de gösteriyor. Gittiğim şeyi de gösteriyor ekranda. Kilometrini gösteriyor, hızını aynen gösteriyor. Yaptığın süreyi ve GPS ile başlayıp bitirdiğin yeri ortalama gösteriyor. Ortalama kilometreyi gösteriyor.
Hızını. Aynen. Ortalamamız gittiğim kilometre ve saat. Yükseklikte böyle. Maksimum 6 Ha, 6 metre. metre de var. Hani deniz seviyesine koştum ama 6 metre yukarıya kadar çıkmışım deniz seviyesine. E sen buraya geldin tabii, o da var. Şimdi bak, Aynen. burada zaten düşükte yukarıda Aynen. kal. Düşükten yukarıya doğru gittim. Daha Daha fazlayı fazlasını da uygulamadan. uygulamada gösteriyor. Aynen. Mi Fitness Spor uygulaması. aktivitelerini de öyle tutuyor. Spor aktiviteleri tutuyor ama bak konumda işte hani dahili GPS var dedik ya. Evet. Ekstra çözümler de var dedik. Bey diyor Çin'in GPS teknolojisi. Galileo global yine. GLONASS da global. GPS GPS zaten yakın. global. Kuziyesi ben duydum ama kimin teknolojisi olduğunu bilmiyorum. Korelilerin olabilir. Bluetooth 5.2 var. SIM desteği yok. Cihazda eSIM de yok. NFC var. Ödeme yapabiliyorum. Uzay programıymış. Öyle mi? Kime aitmiş? Japonya. Ha, Japonmuş mesela. Aynen. Yani aslında global çapta 3-4 hani Birçok fazla GPS verisi alabiliyor her yerden. aynen yani birisi olmazsa diğerine bağlanıyor. Oradan veriyi çekiyor. Çok rahat Çok iyi. nokta atışı konum alıyor. Alıyor. Güzel. Cihaz NFC var. Ödeme yapabiliyoruz. Pay var. Ha, Google olmadığı için bunda kendi NFC'sinde. Aynen kendi NFC yani tanımlarsın ancak öyle falan yaparsın. Hı. 500 mAh kapasite var. Evet. Batarya. Bunda kablosuz şarj desteği de var. Yani tam şarj aleti geliyor ama kablosuz şarj. Ha, başka bir cihazdan Aynen. kablosuz şarj. Başka telefonumda kablosuz Mesela şarj, ters şarj ters var. şarj yapıyor. Diyelim telefonu koy, telefonun üstüne koy, saatin şarj olsun mesela. Bunu da yapabiliyor. Şeyi de göster istersen. Aynen böyle bir ünitesi var. Ünitesine yapıştırıyorsun. Kablosuz şarj olarak yapıyor. Mesela MagSafe powerbank'in vardır. Koy üstüne bunu şarj etsin. Anladın mı? MagSafe. MagSafe özelliğini kullanamazsın ama kablosuz Kablosuz şarjı olduğu için powerbank'te. aynen powerbank kullanırsın. O Öyle düşün. arkadaş da onu iyi bir şekilde tutuyor zaten. Bayağı sağlam Sağlam destekli tutuyor. tutuyor mıknatıslarıyla. Normal kullanımda 14 gün. Tabii normal kullanımda değil mi? Her şey kapalı. Tabii. Sen uygulamadan ayar falan Nabız yaptığında sensörünü kapatacaksın, uyku sensörünü kapatacaksın, her şeyi şimdi ben kapatacaksın. mesela 10 dakikada bir nabız saydırıyorum. Sen yarım saatte bir nabız saydırıyorsun. Ona göre Tabii, o da performans da değiştirecek. değişiyor. Batarya performansı. Onu dikkate almak lazım. Çünkü hani bazısı diyor 14 gün kadar gidiyor ama benimkisi bir hafta diyor. İşte onu O kadar işte. o Orada bir Türkçe'de terim var işte. Kadar. kadar aynen. Şey gibi, suya dayanıklı. Su geçirmez değil, dayanıklı. 85 dakikada da full şarj oluyor cihaz. Bence Güzel. değer olarak çok iyi. Yani Şeye düşünsene. dikkat edilmesi gerekiyor. 5 volt 1 amper bir adaptörle şarj edilmesi. Daha fazla yüksek bir adaptörle şarj ederseniz zarar görebilir belki. Ya da pil ömrünü etkiler Tabii etkileyebilir. daha hızlı Kablosuz biter. oluyor evet, ama ısınmalara sebep olabilir. Sensörler kısmında ivme ölçer var. Jiroskop var, ortam ışığı var. Ortam ışığı konusunda otomatik ışık algılayıp işte şey yapıyor. Daha doğrusu ışığı Parlaklığı aynen ışığı algılayıp otomatik parlaklık ayarlayabiliyor. yapabiliyor. Hı. Onun dışında termometre Termometre. var. Bir türlü deneyemedik o termometreyi. Android 6 ve üstü, iOS'ta da 11 üstü Cihazlarla cihazlarla destekliyor. Kutunun içerisinden kablosuz şarj cihazı çıkıyor. Ekstra bir kordon mu oradan çıkmıyor. Kendi kordonu kendi geliyor. Deri kordonu geliyor, kordonla evet. geliyor. Veya işte siyah alırsan spor kordonla geliyor. Sen sonradan Mesela değiştiriyorsun. normal S1 olanında yanında bir tane daha kayış Aynen. geliyordu. Ya Plastik keşke kayış. bunda da öyle bir şey Evet, olsa. Pro modelinde de olabilirmiş. Keşke Bence yapsalarmış. üst segment yani sonuçta. Ki onda da deri mesela. Onun siyahında da deri. Silver'ında da deri geliyor. İkisinin içinden de normal plastik kayış çıkıyor. Cihaz elim aldığımda iki tane buton var. Evet. Onun dışında Alttaki ne işe yarıyor? alttaki buna aslında keşke özelleştirebilseydik. Pro direkt spor moduna gidiyor. Ha, direkt spor aktörü işte. Aynen. Bilmiyorum belki de özelleştirebiliyordur bu tuş. Hani ayarlara bakmak lazım. Burada aslında şey olayı da var mesela. Arayüzü de güncelleyebilirsin. Aynen arayüzlerde uygulama içerisinde çok fazla arayüz var. İstediğini seç burada. Sürüsüne bereket. Klasik saatlerine mesela bak mis gibi indirdiğim 3 MB'lık bir şey indirecek ama baya güzel gözüküyor mesela. Yani ben de şu tarz bir şey seviyorum. Dijital seviyorum. Ben zaten hep dijital. Hani bir ekrana bastığımda bütün her şeyi görmek istiyorum. Ekran şey mi geldi mi? Aa, Ha çok güzel geldi bak oldu. çok güzel oldu aynen. Evet, ben böyle dijital takılmayı seviyorum. Şöyle. Ama analogda takılmak isterseniz böyle şık mağazada indirebiliyorsunuz. Böyle.
zaten tonlarca şey var, arayüz var. Uygulama stabil çalışıyor. Bütün ayarlarını yaptığında çok verimli kullanabiliyorsun. İstersen pin falan da tanımlayabiliyorsun mesela. Saati bildirimlerini falan herkes görmüyor pin tanımadığında. Ha, bildirim düşmeyecek ekranı her seferinde. Aynen. Veya işte pini girdikten sonra bildirim görebiliyorsun falan. Güvenlik açısından güzel oluyor. Onun dışında aslında her datayı uygulamadan görebiliyorsun. İşte nabız, uyku takibi falan filan. Geçmişe dönük olarak da gidip oradan yapabiliyorsun. Sağlık bölümünde baktığın zaman ana sayfada her şey gözükür. Onun dışında ekstra diğer akıllı saatlerden farklı bir şey yok. Hepimizin kullandığı akıllı saat. Bu şekilde. Ben saati beğendim. Sadece işte benim bir mottom var. Kötü cihaz yoktur. Fiyatı kötü olan bir cihaz vardır diye. Fiyat konusunda bir soru işareti var. O da senin bütçene kalmış. Tabii. Farklı modellerde var ama kasası böyle değil. Şimdi yazıyorum. Abi kasa çok iyi ya. Kasa çok güzel. Kasayı çok beğendim. Kordon çok güzel. Universal olması çok güzel. Ya var mı? Diğer markalarda da bu universallık var ama bilmiyorum. Ayrı bir havası var. Güzel bir saat. Evet. S1 Pro bu kadar. Daha farklı bir şey yok. Belki indirime düştüğünde fiyat avantajıyla alınabilir duruma gelir. Daha fazla alınabilir duruma gelir. Bu sayede hani klasik saat kullanmak isteyip akıllı saat de isteyenler için güzel bir alternatif sunulabilir. Bu video bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Biz Furkanlar olarak. Furkanlarla beraber anlaştığımızı düşünüyoruz. Eğer bizi daha çok görmek istiyorsanız lütfen yorumlar altında belirtebilirsiniz. İsterseniz gelip aramıza dua da direkt de tutabilirsiniz. Görüşmek üzere.